İtirazı olan varsa şimdi söylesin. Daha sonra gıcıklık yapmasın. Evet, var mı itiraz? O halde ben de bunları karı koca ilan ediyorum. Ediyorum. Durun. Bunlar karı koca olamaz. Çünkü Bilal'in kocası ben olmak istiyorum. Katip abi. Ama senden bana nikah düşmez ki abicim. Biz yani kardeş sayılırız. Zeynep de senin kardeşin sayılırdı, hıyanetçi. Katip abi. Katip abi bak bir de olayları hormonal açıdan değerlendirmeye çalış. Kurban olayım. Katip abi. Gönül kapımın merceği delindi abicim. Şşş. Bana bak. Katip abi. Bana bak. Katip abi. Bana bak. Katip abi. Bana bak. Katip abi. Şşş. Oğlum Bilal. Katip abi. Merceğimi ayarladım abi. Mercimeğini ayıkladım abi. Lan oğlum uyan ne mercimeği ya? Katip abi. Katip abi. Oh. Anam rüyaymış yala. Anam! Katip abi! Demek bu da rüyaymış. Lan oğlum ben hapishaneden geliyorum. Sen beni cinsel şakalarla karşılıyorsun. Gel bakayım. Abim benim ya vallahi billahi. Nereden sarılacağımı şaşırdım. Ne oldu yine kaçtın mı? Hayırdır? Yok. Cezamın biriyle mahkemesi aynı mesafeyi kat etti. Tutuksuz yargılanacağım. Ama aynı vukuatı tekrar yaparsam yine alırlar içeri infazımı yakarlar. Hadi gidip Zeynep'i bulalım. Zeynep'i bu ha. Ne abi ne bir otur iki dakika bir beş dakika otur bir çay iç su iç gazoz iç bir şey iç ya ne olur kurban olayım. Ha? Ne kadar ateşlisin ya. Aman ateş almaya mı geldin abi ya? O zaman sana beşli ocak seti vereyim. Zeynep'i. Arayayım ben Zeynep'i. Yok yok arama arama. Sürpriz olsun. Hiç olmazsa böyle güldüreyim kardeşimi Zeynep. Hadi gidelim. Hadi hadi. Hadi yürü. Teşekkür ederim. Diyordun ya seninle takışan bir sürüngen varmış Cevahir. Nerede o? Ya boş ver be abi. Bak bir keresinde ben küçükken şuradayken kafamın üstüne böyle ekmek düşmüştü. Ama ben onu böyle dudağımın üstüne sektirip hop alnıma yapıştırıvermiştim. Bilal'cim Zeynep nerede? Bir kere de abi şurada bisikletten düşmüştüm ama hiçbir şey olmamıştı. Neden biliyor musun? Çünkü herkes bisikletine palet boncuk taktırmıştı. Ben hava yastığı. Abicim zenginlikten ağlıyordum inim inim ya. Bilal, şimdi senin bu şüpheli hareketlerin beni de hareketlendirecek şimdi. Adam gibi söyle, kardeşim nerede? Zeynep nerede? Aa, Zeynep, az daha geliyor. Zeynep'in sesi değil mi bu? Ne iş var onun burada? Ha? Yok be abi, burada ne iş olabilir ki? Hadi gidelim. Dur. Ay, geliyor. Ay, evet tam orası. Az daha geliyor. Lan! 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 Galip abi, Galip abi kurban olayım bir sakin ol bak. Hayır. Nefes alma. Hayır fırladım öyle. Abi sen nereden çıktın? Abi mi? Tanıştırayım. Zeynep'in abisi Katip abi. Bilal, ne bu kepazelik böyle? Kim bu kız kardeşimle yakın temas eden Mevta? Katip abi, gel. Katip abi. Ulan. Katip abi bir... Konuştun ya. Bak, ikinizi de keserim, kendimi de yakarım. Gider tosunlar gibi müebbetimi yerim. Kim buranın sorumlusu? Lan! Çatım! Yedim! Tamam, lan! Çatım, bana bak Çatım! Yedirin bıçağı! Bıçak zaten kemiğime dayandı, bana bak! Bana bak, burada kepazelik yok! Burada kepazelik yok! Aksine gün boyu tazelik ve doğadan gelen bahar kokusu var Katip abi. Bana yanlışın kralı yapıldı. Buradan tabut çıkacak. Ama bir tabut, ama iki tabut. Çıkacak buradan. Bak, konuşun lan! Konuşun! Abicim dur. Dur. Ben bu adamla evlendim. O benim kocam olur. Kocam bak. Burada her şey legal yani. Her şey legal. Evet Katip abi. Biz Zeynep'i everdik. Yani böyle dolaşmasın, namusumuz gözükmesin diye. Bu
Ona niye abi haber verilmedi lan? Ben eşek başı mıyım yoksa başka bir şeyin başı mı? Estağfurullah abi. Nedir bunun adı? Abi Katip abi. Dizi Ceva derler bana, Ceva derler abi. Ceva mı? Ceva yoksa Cevahir'in kısaltması mı bu Ceva? He? Yok abi değil. Bu şeyin kısaltması. Timurleng'in kısaltması bu. Timurleng arkadaşın adı. Timurleng. Timurleng ama ne zaman ne ara Ceva oldu yani bilmiyorum. Sen içerideyken dışarıda Türkçe çok pis esnedi be abicim ya. Çok iyi çocuktur bu Timurleng. Çok severim ben bunu. Çok sevişiriz biz bununla. Çok sevişiriz. Ben kurbana falan da hep bununla girerim yani. Bana bak. Keseli bir elbe. Bu seferki kurban ben miyim lan? Ay indir sen de şu silahını, sok bıçağını canım. Üf, ne donanımlı adammışsın. Arkadaş benim en kıl kaptığım şeydir bana yalan söylenmesi. Hele de konu tek varlığım kız kardeşimken. Abicim, abicim. Abicim, canım abicim. Biz sana gerçeği söyleyecektik aslında. Ama hapisten kaçarsın diye korktuk. Ondan söyleyemedik. Yoksa biliyorum ben, senin en çok istediğin şey benim düğünüme gelmek. Tabii canım, biz düğün yapmayalım dedik Katip abicim. Biz bir kendi aramızda şey yapalım, karpuz keselim dedik. Düğün çok banal de olur dedik ama işte zorla yaptırdılar Katip abi. Bana bak Timurleng, seni pek gözüm tutmadı. Her renk var sende, cıvıksın. Birkaç gün inceleyeceğim seni. Bir falsonu görürsem en direkt keserim seni. Hadi gel, ben sana bir kahve yapayım, sakinleşirsin. Hadi gel, gel. Hadi gel. Hayır, evliymiş gibi yapmak da ne oluyormuş? Bari gerçekten evlenin de ne yapıyorsanız normal yapın canım. Lan oğlum, bunu bana niye söylemediniz? Niye söylemediniz? Nasıl sakin olayım, ha? Nasıl sakin olayım Bilal? He? Bunu da mı görecektim? Abi gel otur sen. Otur abi. Ya bunlar bana reva mı, deva mı ya? Ya ne olacak bu olayın devamı abicim? Bak bak bari biz evli gibiysek bu koyu tohum da bebeğimiz gibi davransaydı da ağzını burnunu yonsaydım ya. Tutmuş bize abiyi getirdi ya. Olayı harladı tokacı kırık. Ne yapsaydım ha? Ne yapsaydım kürek? Siz zaten harlıydınız. Konuşmasaydım gebertiyordu bizi. Cevahir omzumu düzeltiyordu Bilal. Neyse tamam, olan oldu. Evlilik meşru. Eğer gerçekler ortaya çıkarsa abim başta ikiniz olmak üzere hepimizi keser. Bu işin bir de Kuddusi ayağı var. Gelip de sorarsa bu ne ayak diye görürsünüz. Bari iyi rol kesin de olay çıkarmayalım. Tamam. Ya hadi ya hadi gidelim ya. Adam iyice kıllanacak, tüylenecek ya. Bana bakın. Oğlum rolümüz neyse keselim. Ben zaten karakter oyuncusuyum. Ben iş adamı olayım mı lan kıl yerden? İyi yaparım. Ha? Kopyala yapıştır. Of. Hadi, hadi. Zeynepciğim, aşkımın tutarcısı, göğnümün kokarcısı. Acaba bana şuradan bir bardak su verir misin? Tabii hayatım. Al aşkıcığım. Ay. Bir de canımın dışı, acaba ayaklarımı da yıkar mısın? Ne de olsa karı kocayız değil mi? Artık Cevahir. Ne? 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 Ne Cevahir lan? İkidir telaffuz ediliyor o omurgasızın adı. Yok 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 abim, yok böyle değil abim, öyle değil öyle, abim benim. Şimdi Cevahir bizim buralarda yani sevimsiz bir kişilik olduğu için yani kalıplaştı, deyimleşti. Mesela ne zaman olumsuz bir şey olsa o hep Cevahir'in ismiyle anılır oldu. Mesela yuh artık Cevahir, hani yuh ebenin dalı gibisine. Katip oğlum, sen içeriden yeni çıktın. Bak canım bir şey istiyorsa çekinme, söyle yapayım.
Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Ay babaanne ya, biz bu evden hiç memnun değiliz. Geceleri bir gürültü oluyor, bir gürültü oluyor. Biz de yan komşunun çocukları tepişiyor sanıyorduk. Mürsel geçen gün elinde cetveliyle kalktı gitti. Meğerse bu komşuların çocukları falan yokmuş. 20 yıllık karı koca tepişiyormuş. İmza toplayak kendi aramızda, attırak kosikleri ha? Ay babaanne, kendi aramızda imza toplasak bizden birini attırırız. Mesela abime. Bana bak Timur Lenk. Bizden kız almak öyle marketten kaz almaya benzemez. Akıllı olacaksın, delikanlı olacaksın, hal hareketlerine, kılık kıyafetine dikkat edeceksin. Yoksa adamın adını Adana dolaylarında Karacaoğlan'a çıkarırım, haberin olsun. Emrin olur abiciğim. Kızım, geri dönün. Ha? O evi de kapatın, zaten burada yaşıyorsunuz. Ha tükürdünüz, ha ciğeriniz yandı. Ne değişti ki ha? Lan koyu gavur. Kim bu açık gavur? Hafizenine tanıştırayım. Katip abi, Zeynep'in abisi. Katip abi, Hafizenine. Mahallemizin ninesi ve ırkçısı. Merhaba, hoş geldiniz. Ben de bu evin kızı Nazan'ım. Somer Tuna'nın annesiyim, Zekai'nin ablasıyım, Cevahir'in de... Cevahir'in de liseden yengesinin kankası. Yani uzaktan akranlar. Aynı yılında doğmuşlar. Ya 1900'lerin sonlarında. Ya bu bizim Timur Leng'in kız kardeşi bu ya. Bunu gittiler bir pasif oğlana verdiler. Bu kız heder oldu, heba oldu. Çağdaş mobilyalara kırlent oldu, minder oldu bu ya. Nazancığım, Hafize Nine, gelin bakın size ne göstereceğim. Hı. Gelin ya. Neyse ben de kalkayım, Bilal'lere gideyim, biraz yatayım, bir etraflıca düşüneyim. Bana bak Timur Lenk, her anını gözleyip not vereceğim sana. Benden kız almak böbrek almaktan daha zordur. Tabii Katip abi, gözetleyin beni. İsterseniz tuvaletteyken de kem açalım ha. Timur Lengim, rengarengim. Timur Lenk, çok cıvıksın. Kanın fazla galiba. Canım. Canım. Selam söyle, tamam mı? Hadi, selam. Hadi abi, görüşürüz. Bu yüzden evliymiş gibi yapmamız gerekiyor. Oğlum, sen bu kızın çıkıkçısı mısın? Sana ne bir yere tutulduysa? Allah Allah, bak başına iş açtın ya. Şimdi babacığım, ama sen de ama ya, oo. Ben Sırat Köprüsü'nden gitsem altındaki küçük başı çekeceksin ha. Ya vallahi de billahi de bende hiç hata yok baba ya. Bak sana ıslak ıslak yemin içerim ki katip yanlış anlayınca namusu kapardı. Geldi evi bastı, bıçak falan çekti. İşte zeyzeyi de durumu kurtarmak için böyle bir yalan uydurdu ya. Bu iş hiç aklıma yatmadı benim ha. Kudüs'ü baba, Kudüs'ü baba ne olur idare et birkaç gün lütfen. Bak abim eğer bu kuata girerse infazı yanar. Bak, gerçekten abim Yozgat'a dönünce yavaş yavaş sakinleşir zaten. Biz de durumu açıklarız ona. Ne olur Kudüs'ü baba, ne olur bir iki gün idare edelim. Bak, abim benim dünyadaki en önemli varlığım. Eğer kendine ya da birilerine zarar verirse gerçekten çok üzülürüm. Ne olur Kudüs'ü baba. Kızım, ben bir baba olarak uyarayım da bu yalan işinin sonu iyi değil. Baba. Ya tamam dur. Ya vurulma kız bulgurlu, tamam Allah Allah, ne yapalım? Babamın atar damar attı gene. Halledeceğiz bir şekilde. Sen ne biçim adamsın lan böyle? Ben senin için kendimi bıçakların önüne atayım. Kardeşim evleniyor. İnsan bir haber vermez mi? Bir çıtlatmaz mı? Ya tamam abicim. Merak etme ya, kız bana emanet. Katip evladım. Banyo yapacaksan bahçeden bir hortum çekeyim. Siz alışkınsınızdır hapiste tazikli banyo yapmaya. Evet, pardon, pardon. Şunu şöyle koyalım. Heh. Ya baksana,
abisiymiş. Zeynep'e hiç benzemiyor. Ya evladım, Zeynep de evlenmiyor. Senin de böyle saçın sakalın beyazlamış. Neden evlenmiyorsun? Sizde genetik bir bozukluk falan mı var? Bak öyleyse ben senin anan sayılırım. Söyle bana, ben Zeynep'i de seni de götürürüm doktora, tanıdıklar var. Anacığım, anacığım ya. Vallahi acıktık bak, karnımız zil çalıyor, akşam oldu. Değil mi? Bize bir tas çorba koysan da içsek şurada hasta değil lan. Tamam çocuğum, tamam şimdi git. Oğlum, annenler bilmiyor mu Zeynep'in evli olduğunu? Yok, bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Katip abi, biz babamı düğünlere götüremiyoruz. Onda ilk gece korkusu var. Tohumluk, yarın arkadaşını al da masaja götür. Ya baba, sofrada erotikleşme Allah aşkına ya. Ulan demeyeyim diyorum ama nasıl oldu bu iş? Düğün nerede yapıldı? Kız kimden istendi? Neciyiz lan biz içeride? İnsan hiç olmazsa birkaç tane düğün fotoğrafı falan koyar önüme. Ha, nerede düğün fotoğrafları? Kalk getir bakayım. Hadi. Ya şey, fotoğraflarda armut gibi çıktığı için Timur Lenk çoğunu imha etmiş. Yarın göreceğim o fotoğrafları Zeynep'lerde. Ha, ne iş yapıyordu bu Timur Lenk? Aa şey, ne iş yapıyor? Öğretmen, aman! Öğretmen! Öğretmen. Alo. Lan bana bak Sefil. Çabuk bana düğün fotoğrafları bul. Ama gerçek olsunlar, gerdek olmasınlar. Şişt, bana bak lan. O yankı ne öyle? Tuvalette mi bildiriyorsun? Vallahi senin sesinde sifondan hallice geliyor. Sen de mi tuvalettesin? He, kalp kalbe karşıymış. Demin seni düşünerek kalp şeklinde yaptım böyle en koyusundan. Oğlum bak onu bunu bıraktı. Koyunço, ben düğün falan yapamam ha. Bence taklidimizi yapalım. Katip taklidimizden sakınmasa ne hala? Ben anlamam. Katip abi öyle istiyor. Vallahi bak ikimizi de gebertir. Eğer sen de gebermek istemiyorsan hallet şu düğün fotosu işini. Yoksa görürsün foto finişini ölüm farkıyla. Bu arada unutma, öğretmensin. Ya oğlum, öğretmen olan Mürsel ya. Bari beyin cerrahı deseydin, beyinsiz. Nereden bulacağız düğün fotoğraflarını? Lan illa yakalatacaksınız bize. Allah Allah, sen de evlendik demeseydin ya. Başlangıç. Ya Kuti, Mami yüzükleri alayım, ne yapayım ya? Hah, bir dakika, bir dakika. Ben alayım yüzükleri. Alayım, alayım, alayım. Bu iki gencin hayatını mühürlemek, bu ailenin ağır topu olan ben Zekai Kirişçi'ye yakışır. Uzatın parmakları. Allah bak. Oğlum bir dur ya, Allah'ım sen ne yapıyorsun ya? Ya Cevahir, oğlum benim zekam sizinki gibi süpersonik değil de... Acaba şey mi yapsak, babanla benim düğün fotoğraflarımıza sizin kafalarınızı mı yapıştırsak? Ya Muazzez, bizim oğlanın kafası zaten yapışık. Daha da zorlama. Hem zaten onlar eski fotoğraflar, siyah beyaz ya. Oğlum, gidin devirin kahvesini süsleyin. Çekin düğün gibi. Ya gördünüz mü, aklı küçük büyük gavurlar. Ben okusaydım eğer, ortaokulun ortasından bitirirdim, ortasından. Babaanne, senin aklına türbe yaptırırım ben, tabii. Ay, acaba Kayseri'den efendi babamıza mı çağırsak ha? Daha inandırıcı olur. Kız gelin. Muazzez, saçmalama ya. İnandırıcı olmaya çalışacağınız adama doğruyu söylesenize, yazık ya. Ya Zeynep, kızım sen niye uydun buna? Ya babacığım, Allah Allah ya. Asıl belayı başıma saran bu. Evliyiz diyen bu. Hayır, anlamadım ki. Ne kadar da meraklısın benimle evlenmeyi, anlamadım ki ya. Cevahir. Ne? Ya Kudüs baba, gerçekten abimin iyiliği için olmasa böyle bir oyuna girmezdim. Kızım ben bu alaverelere, dalaverelere razı değilim, söyleyeyim ya.
modeli. Güzelmiş. Bu bolero. Babaanne işi biraz bu. Bu arada gelinin bedeni nedir? Gelinin bedeni. Şşş ortağım. Böyle benimle aynı ayar işte ya. Papazeri varsa böyle memelere koyayım tamam mı? Bir şeye benzesin. Şimdi kızı getirip de burada soyman halen var mı? Senin memen kurusun he mi? Ben bu işi atlatayım diye loğusa koşmasıyla koşuyorum. Sen benim önüme varil koyuyorsun ya. Oğlum yumruklarınla memik yap kendine giy işte ya. Fırkateyn hadi. Vallahi. Nükleer başlıklı Cema. Portakalları soydum başucuna koydum. Aç bakayım şu duvağını. Duvak. Böyle... Dur. Allah'ım ne yapıyor benim gerizekalı kocam ya? Ay yoksa annemin tespitinde gerçeklik payım var. Gelinlikler falan içinde. Vay be yarınlara bakıyoruz acı. Ne yapsam ben? İçeri dansam olmaz. Sorsam olmaz. İnsanın yakınındakini tanıyamıyormuş. Göstereceğim ben sana o gelinlikleri, alları, gülleri, Uli Bey. Ya deli bu ya. Allah seni kahretsin.